Serkan Acar'la üç başka söyleşi yapacağız. Bu başkalardan birincisi Türkiye sinemasında, yeni Türkiye sinemasında ikinci kuşak. Ve bu kuşağın filmleri üzerine, özellikle tabii Aşk ve Devrim üzerine bir tartışma yapacağız. Bir tanesi Serkan, aynı zamanda kendisi bir yapım şirketinde olan ve uluslararası da dahil olmak üzere Türkiye'den çeşitli filmlere yapımcılık yapmış. Dolayısıyla bir yapım süreçleri üzerine, yani Türkiye'de film yapmak, ilk filmlerini yapmak isteyenler, özellikle gençlerin bu konulara özel yoğun ilgisi var. Yapımcı ve yönetmen kimliğini bir arada bulunduran birisi Serkan. Bir bunu konuşacağız. Bir de sanat, yani siyasal süreçler ve siyasal süreçlerin sineması olarak anlatılması, Türkiye toplumunun bu siyasal filmleri nasıl alımladıkları, nasıl reaksiyon gösterdikleri ve bizim tarihimizle ilişkimiz üzerine konuşacağız. Temsil ettiğim kuşak, yani ikinci kuşak diyebilirim. Bizden önceki kuşak, hani Yeşilçam'ı, yani böyle bir kategorizasyon yapıyoruz ama hani sonuçta daha rahat anlamak için, yani bizden önceki kuşak işte hani Zeki Demirkubuz ya da Nuri Bilge Ceylan, işte Derviş Saim, Yeşim Ustaoğlu gibi kuşaktan sonra aslında hani ilk filmini yapan, onlar o tip insanlarla çalışmış ya da onların filmlerinde yer almış. Sonuçta ben Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerinde çalıştım, asistanlığını yapmıştım ikinci filminde. Biz yani o insanlara göre birçoğumuz sektörde profesyonel olarak da çalışıyorduk. Yani aynı zamanda hani yönetmen yardımcılığı yapıyorduk, dizilerde çalışıyorduk. Dizi sektörü yavaş yavaş başlamıştı. İşte sinema filmlerinde çalışıyorduk. Reklamda çalışanlar vardı. Fakat aslında hep bir de kendi hikayesini anlatmak üzerine bir şeyimiz vardı. Hani bir motivasyonumuz vardı. Yani kendi filmimizi yapmak üzerine bir motivasyonumuz vardı. Burada da ilk olarak aslında yani bir anlatacak derdinizin olması gerekiyor. Yani sonuçta bu dert de aslında sizin birazcık yaşadığınız kişisel tarihinizle, işte sosyal toplumsal meselelerle ilgili bir şey. Dikkat edersiniz, ilk filmini yapan ve hani kayda değer bir hani başarı elde eden birçok yönetmen, benim kuşağımdan birçok yönetmen öncelikli olarak kendi meseleleri üzerine filmler yapıyorlar. İşte bu meseleler de daha çok içlerinde bulundukları ilk gençlik yıllarında yaşadıkları ya da onların işte canını acıtan, onların dert ya da mesele ettikleri konular üzerine gelişiyor. Açıkçası mesela benim yapmış olduğum Aşk ve Devrim filmi, ki ben ondan önce yani yapımcı olarak Sonbahar filmini yaptım Özcan Alper'le birlikte. Sonuçta o da bizim aslında kendi yaşamış olduğumuz hani 90'lı yılların içinde yer almış olduğumuz sosyal ve politik olayların ya da meselelerin aslında hani bizde yaratmış olduğu işte dertler, acılar ya da bunun üzerine bir şey söylememiz gerektiği, bunu kendimize dert etmemiz üzerine ortaya çıkan sürecin sonucunda gelişen fikirlerdi ve bunların film olarak şey yapmasıydı, hani perdeye yansımasıydı. Fakat yaptığınız şeyin sonucunda ortaya çıkan şeyin aslında sizi tatmin edip etmemesi bence önemliydi. Yani benim açımdan o önemliydi. Hani anlattığımız şey insanlara değiyor mu? İnsanlar bunu nasıl karşılıyorlar? İşte nasıl tepkiler alıyorsunuz ulusal ya da uluslararası alanda? Yani ortaya çıkan ürünlere verilen tepkiler de aslında hani bunun gerçekleştirildiğini bence gösteriyor. Çünkü ilk filmini çeken birçok arkadaş hem ulusal hem uluslararası alanda bayağı hani teveccüh gördüler. Filmler sonuçta belki çok fazla ticari başarı kazanamadı sonuçta. Ticari çünkü başarı kazanması için başka faktörler, başka hikayeler gerekiyor. Ama şu anda kritik bir noktada, yani herkes özellikle hani ilk filmini ya da ikinci filmini yapıp kendi hikayelerini anlattıktan sonra aslında şimdi başka şeylerle insanlar yani yüzleşmeye başlıyorsunuz. O da yani filmlerin seyirciye ulaşmaması, işte bir takım başka sıkıntıların olması, hani dağıtımdan olsun, işte filmlerin sonuçta ticari başarı kazanmaması aslında yavaş yavaş kafalarda başka soru işaretleri oluşturmaya başladı. İstidadınızın ne olduğunu anlamanız lazım. Bunu da size başkası söyleyemez. İçinizdeki ses söylemesi lazım. Sadece başkaları sizin kendinizi keşfetmenize yardımcı olabilir. Yani sizin kendi kendinize. Dolayısıyla o yaratıcı sürecin, ki bakın kaygılı ve insanın yorucu bir süreçtir. Yani sanatçılığın yaratıcılığı büyük oranda bir doğumla belirtilir. Ve insanda yaratıcılık aslında bu şekilde insanlığın kültüründe de annede, kadın kimliğinde resmedilmiştir. Yani doğumun kendisi, yani içinizden bir şey doğurma. Sanatçı ve o sanat eser üretme dönemi çok gergin ve yorucu bir süreçtir. Yani onu da söyleyeyim size.
Dolayısıyla o anlamda sizin kendinizi keşfetmeniz lazım. Yani ilerlemeniz lazım. Kendinizle hesaplaşmanız lazım. Yönetmen birincisi sette yaratıcıysa ve kendi istediğine kadar hakimse yeni bir olasılık çıktığı zaman onun üzerine gidebiliyor. Ama eğer sadece sınıfta öğretilen sınıfta kalıyorsa ve kendisi araştırmıyorsa o zaman yeni bir şey çıktığı zaman da onu fark etmiyor. Bir filme çıkarken kaç sahnede çekeceğini söylersen olmuyor. Şimdi Zeki Demirkubuz'un örneği vereyim mesela. Şimdi Masumiyet filminde biliyorsunuz Saklı Cennet'te Güven Kıraç'la Haluk Bilgin arasında bir sahne var. Ve çocuk orada oynuyor. Orada o oynuyor. Mesela büyük sahne değil mi? Bak Türkiye'de, yalnız Türkiye'de dünya çapında ünlü oldu. Fransa'da Müthiş Planlar diye şey sevildi. Zeki Demirkubuz daha çekmeden önce de konuşuyorduk. Orada Angela Kıbrıs'tan çok etkilendiği için o sahneyi tek planda çekmeye çalışıyordu. Tek planda. Ne yaptıysa tek planda çekemedi. Sette küfür etti, bağırdı, ortalık set dağılma noktasına geldi. Sonra vazgeçti oradan. Planı bölmeye başlayınca kurgunun yardımıyla tamamen oldu. Şimdi mesela önsel olarak şunu şöyle yapacağım. Yani bir yere giderseniz kesin şunu söyleyeceğim, şunu yapacağım derseniz olmuyor. Yani her zaman aktif, dinamik olarak karar vermek lazım gerçekten. O yeni olasılık çıktığı zaman... Ama en önemli şey bence yönetmeni ya da yaratıcının duygusu çok önemli. Yani hani o bir filmin izleyiciye verdiği şey bence duygusudur. Yani o duygunuz... O sizin navigatörünüzdür, yani rehberinizdir. Ya o duygudan ayrılmamak gerekiyor. O duygudan ayrılmayarak aslında işte her şey yapılabilir. Yani ne istediğini bilmek aslında o duygu olarak ne istediğini bilmek. Esas olarak yani bence nirengi noktası yani hangi duyguyla filmi çektiğiniz. Yani filmin içerisindeki temanızı sonuçta hangi duyguyla anlatabiliyorsunuz?